Haberler. Ha, bir boğazınız ıslansın. Hakikaten be. İnsan kuruyor. Yaşlanınca da kuruyor insanlar. Evet. Yani bir normal bir insan bedeninin nem oranı iyi bir pronun nem oranından daha düşük bildiğim kadarıyla. %60 civarında. Ama yaşlandıkça düşüyor olmalı diye düşünüyorum yani. Çünkü ya bazen aynada bakıyorum kendime. İyi yapıyorsunuz. Yani aynayla ilişkisi iyi insanları daha barışçıl, Evet. daha sevgi dolu, daha şey olduğu söylenir. Ben tam aksini düşünüyorum yani. Daha narsist, daha şey, özgüvensiz. Daha Zaten benim söylediğim söylentiydi. ha Ben söylen. öyle düşünüyorum demedim. Anladım. Ya ben öyle düşünüyorum ama dediğiniz doğru olabilir yani. Çünkü aynayla arası iyi olup benle de arası iyi olan birkaç insan var. Aynayla arası ve sizle arası iyi olan. Evet. Yani çünkü böyle bir suçlamayla karşılaşmıştım. Yani çok yansıtıyorsun diye ilişkilerde. Sonra yansıtma kavramı üzerine çok düşündüm. Sonra işte sen de biliyorsun 1700'lerin ortalarında falan yansıtma işinden tamamen çıktım. Biliyorum. Siz peki Camera Obscura'yı kuruculardan olduğunuzu biliyorum. Ona bağlı ve onunla birlikte Evet. soruyorum. İlk yani ayna ışık ilişkisini nasıl kurdunuz? Yani nasıl geldiniz oralara? Yani çok güzel bir kadındı. Aynayla ilişkisi çok iyiydi. Ama ayna yoktu daha. Aynanın icadından önce mi oluyor? Önce oluyor. Su var herhalde Su sadece. vardı. Yani bazı yansıtan yüzeyler vardı. Ve çok zorluyordu yani. Düzenli olarak yansıtan bir Tabii, yüzey. kolay değil. Bir yüzeye gitmek gerekiyordu sürekli. Yani akşamleyin parti var mesela, bir baloya katılacağız. Ne bileyim ben, saraydan çağırmışlar. Ama ayna yok. Ama ayna yok. Ama şey var, korse var. Nasıl oluyor acaba? İşte insanlık tarihi yani, Evet. icatlar tarihi hakikaten İnsan tarihi tuhaf. bir acayip. Ama yani dediğiniz şey yani camın sırlanması meselesi, camın gümüşle sırlanması aslında çok ironiktir. Fotoğrafın da Evet, gümüşle çok. var Evet. olması. Dolayısıyla buradaki meselelere bir felsefi anlamda, çünkü o zamanlar çok varlıklı bir insandım ben. Hala da öylesiniz yani şey yapmayın. Burada eziye yatmayın şu an yani. Yok estağfurullah, o zaman da bu zaman kıyaslanamaz. Yani o zaman varlıklı bir insandım. Evet, ama kıyaslayacak insan azdı. Yani Evet, bu bir şey anlatıyor. Tabii. istatistiki olarak. Ama şimdi öyle mi? Değil. Değil. Şimdi şuraya gelmek istiyorum buradan. Çok güzel bir soru sordunuz çünkü gerçekten. Estağfurullah, tabii. Buyurun. Ya benim Kamera Obscura'yı icadım aslında tek bir soru üzerine gerçekleşti. Ki tüm icatlar gibi bu da bir ihtiyaçtan Yani, evet. doğdu. Dediğim gibi yani yansıtıcı kişiliğim ve aynayla olan ilişkim sebebiyle yansımamayı
tercih ettim. Rusya'nın söyleyeceğiz ama Drakula'ya kadar gidecek. Evet, ama belli oldu. Evet. Tek bir yolu vardı sizde. Evet. Gayet iyi bir. Zaten sizle tanışmamız da orada. Estağfurullah, tabii. Oradaydı evet. Bir akşam ziyafetinde. Güzel bir ziyafetti, onu hala hatırlıyorum. Hala yani diş kanallarında hissederim. Ya tabii, tabii. Akışkan bir geceydi yani. Çok. Çok. Sıvı transferi gırla. Gırla. Orada sizin geliştirdiğiniz deneyin beslenmesinin vücut sıvılarında aromatik yani bir, siz bir gurme yani yaklaşımıyla yaklaşıyordunuz meseleye. Evet, doğru. Ben daha toydum o yıllarda yani bana kan olsun kırmızı olsun yani öyle rengi bir yok şey bilmem ne aroması. Dinlendirmek. İşte meyve tonları. Yok işte meşe. Ya. Alttan gelen ya. Meşe tonlarıyla kırmızı. Deniz şey tuzu şeyi. Deniz tuzu şeyi. Tabii. Çok yani o yüzden mi boğdunuz mesela onu? Ne yapaydık yani? Besleyecek miydik? O da doğru. Neyse yani sonuç itibariyle yansımadan özgür hale geldiğimde bir vampirin imajı alınabilir mi sorusuyla yüzleştim tabii ki. Yani yansımayan bir şeyin evet. Görüntüsü de tabii. Kaydedilemiyor olmalı diye düşünüyorum. Zaten kaydedilemiyor olmalı. Evet, kaydedilemiyor olmalı. Bugüne kadar. Sonuçta görüntü kaydetmek bir yansıma prensibinden, matematiğinden gelir. Evet. İşte bir vampirin görüntüsü kaydedilemez. Çünkü yansımaz. Evet. Buradaki bizi hatırlarsan sektörü ilk kurarken Hollywood'da büyük açmazı düşüren şey yani bunu endüstrileştirmek yani bu hani para basalım anlamında değil. Bunu nasıl bir endüstri haline getiririz de nesiller boyunca yayabiliriz bu vampir şeyini, ne diyelim ona, efsanesini diyelim hadi. Yani bir efsanenin arkasına nasıl sakladınız? Evet, yani burada matematik olarak bizi açmaza sokan şuydu. Yani felsefesine aykırı bir iş yapıyorsunuz dendi. Evet. Yani eğer, gerçi onu da diyen bizdik ama önemli değil. Yani eğer bir vampirden bahsediyorsak bu kameralarla görüntülenmemeli. Evet. Yani tabii ki sonuç itibariyle yani buradan da hani değerli Kaybedenler Kulübü dinleyenlerine söylemek isterim. Yani izlediğiniz vampir filmleri ve dizilerindeki hiçbir vampir gerçek vampir değildir. Sırf bu olamaz. Yüzden. Tabii. Olamaz. Tabii daha sonra teknolojinin gelişmesiyle daha anime, 3D çözümler evet. Geliştirildi ama zaten 3D ve anime çözümlerde görüntü değil. Tabii ki de orada gerçek bir oyuncu yok. Yani dünyanın geldiği şu hale bakın. Bakın. Hakikaten anlamakta çok bazen zorlanıyorum. Yetişmekte zorlanıyorum. Ya ben de hakeza. Artık tavla bile oynayamıyorum. Çok yavaş geliyor. Evet. Doğru. Tavada da bir başka. Tabii ben birebir onun da mucidi değilim. O kadar da geriye gitmeyeceğim ama atalarımızdan duyduğumuz kadarıyla sonuçta bir kan bağımız var. Tavlayı da bulanlardınız diyebilirim. Sonuçta tavla rastlantısal matematiğe dayalı bir var yok oyunu. Pardon abi ben şeyi kaçırdım şey. Ben de kaçırdım şu an müzik dinliyorum. Aa, ben de evet. Ferrari geçti herhalde. Herhalde ya da Şahin de olabilir.
Bence çok bir farkı yok yani. Bir şehirde Şahin kullanmakla Ferrari kullanmak arasında nitelik olarak hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum. Ben saygıdeğer dinleyenler, bu programımızın girişinden de anlaşılacağı gibi Kaybedenler Kulübü'nün 2023-20 ne oldu bunun esasında çoğu zaman olduğu gibi bu gece boyunca da 3 önemli konu üzerinde duracağız. Bu 3 konu şöyle. Evet, bugün ilk defa konuşacağımız 3 konu bildirildi bize değerli dinleyenler. Hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşmamız istendi. Gerçekten çok derin, uzun ve çetrefilli bir 3 konu olmasına rağmen sanıyorum bunun altından kalkabileceğiz bugün. En azından bir noktasından girmeye çalışacağız. Çünkü hayat, kadınlar ve aşk bize o kadar yabancı ki yani. Yani. Hani bir yazarın yaşamadığı bir şeyi yazması gibi olmasından korkarım ben hep. İlişkilerimin de. Tabii. Yaşadığım şu sefil döngüsel hayatında. Evet. Sizin 4. tekrar mıydı bu? Ben 5 oldu. Ben 5 mi? Arada bir ölmüşüm arada. Siz yoktunuz. Siz Londra'daydınız galiba. Ciddi ölüm mü? Evet. Ex. Evet. Ben ex olmuşum. Allah'tan yakmamışlar yani. O Allah'tan değildir. Değildir tabii. Yani. Ama Allah'tan yakmamışlar. Allah'tan evet. Olsa yakarlardı. bir şeye gömmüşler. Bir yer tepelerden birinde bir yere gömmüşler. Neyse bir gece çıktım yani. Bir baktım be, böyle bir bilmem bir şey. Geçmiş olsun be. İçim daraldı. Allah dedim ya. Herhalde öldüm dedim. Baktım ölmüşüm. Tabi. Yani. Dedim yani bu da hakikaten çekilecek. O da çekilecek şey değil bu arada. Şeydi. Yani. Ben bir çıkayım dedim. Çıktım geldim işte yani o gün bugündür de bir şey yok. Bir ters bir şey yok. Yani. Ya, iyi. Hoş geldin gerçekten. Hoş bulduk, hoş bulduk. Seni de çok iyi gördüm. İyiyim ben. Birkaç hatırlatma yapalım. Bugün canlı yayında bize konuk olmak için değerli Kaybedenler Kulübü dinleyenleri fm.standart Instagram hesabına, Standart FM Instagram hesabına bir mesaj atmanız yeterli. Adınız, telefon numaranız ve bir sakıncası yoksa aradığınız bölgeyi, yaşadığınız bölgeyi yazmanız yeterli olacaktır. Yine bir küçük hatırlatma. YouTube kanalımız Kaybedenler Kulübü Official kanalımıza üye olmanızı ve destek olmanızı rica ederiz. Kaç üyemiz var bizim şu an? Vallahi takip etmedim ama yani bir düzenli ritmik artan bir şeyimiz var. 3000-4000 civarı. İyiymiş be. Şey var. Ama az tabii yani. Canlı dinleyemediğiniz yayınları orada düzenli olarak bulmanız mümkün. Ayrıca bugünlerde Hendek Bölgesi arşiv masası birimi Kaybedenler Kulübü. Masası şefliği arşiv programları da. Çalışma mı yapıyor? Çalışma yapıyor. Bir iki deneme yaptı. Devam edecek gözüküyor. Dolayısıyla bir külliyat oluşturma yönünde ilerliyor orası. Dolayısıyla desteğinizi bekliyoruz. Ayrıca da biz burada, affedersiniz, çeşmeden su içmiyoruz. Radyoma destek tabii, kısmına da 3-5 bir
en ucuz bira ne kadar oldu şimdi kalır? Ülkede en kötü ve en ucuz bira. Şu yani benim hani en ucuzum bilmiyorum ama bu zaten şey ya, bunun altı. Bunun dibi yok yani, bunun altı içilmez. Evet tabii. Bu 44 lira bu. Benzin kaç lira? Bildiğim kadarıyla 35-40 lira falan. Aynı yani neredeyse litre fiyatı. Evet. Enteresan. Bu enteresan. Evet. Dolayısıyla değerli hayvanlar kulübü dinleyenler. Ya gayet olmuyor bu yarım litre. Ya bu benzinden pahalı. Evet. 4 katı. Evet. Yani en azından 2,5 katı falan. Şimdi 40 ise benzin 50 desek, benzin 25 desek. Bunun benzin 25 değildir ya. 40 olmuş mudur? Olmuştur rahat. Ben yani en son ne zaman bir şey yaktım hatırlamıyorum ama. Benzin... Hayatımda ilk defa geçenlerde hayatımda ilk defa motorin denen şeyin benzinden daha pahalı olduğunu gördüm. Bu uzun zamandır mı böyle? Hiçbir fikrim yok. Yani benim motorinle çalışan aracım olmadı. Hiç. Benim 80'li yıllarda olmuştu. O yüzden ilk defa ama diyorum. O motorin değildi. Bayağı BMW'ydü. Hayır hayır. Bir dizel araba vardı. Ben BMW'ların zaten dizel olmasına karşıyımdır da. Bir dizel araba vardı hatırladığım bizim ailede. O yıllarda yani dizel dediğimiz motor sistemini yaktığı motorin benzinden ucuzdu. Evet hep öyleydi, ben de öyle hatırlıyorum. Ama şu an öyle değil. Benim tekne vardı bir tane. O dizel. Tekne dediğiniz motor yattı o. Evet motor yattı. 8 tane şey vardı. Volvo evet. Dizel motor vardı evet, üstünde. Evet. O da yani şey oldu. Yani kaptan hatası. Yani benzin koymuş şey, gemiye. Allah Allah. 4 ton. İyi yapmış. Peşin mi ödemiş? Kredi kartından çektirmiş. Evet. Evet. Maaşından keseyim de dedim. Ama... Kaç maaşından keseceğim? Hayır yani tamam maaşından keseyim de şimdi tekne çöp oldu. Şimdi yani tekne yokken bir kaptanı çalıştırıp maaşından kesmem gerekecek. Evet, evet. Onun yerine şey yaptım. Şey yapı dedim. Beslemeyeyim dedim. Beslemeyin dedim. Daha fazla beslemeyeyim dedim. Evet. Evet. Güzel. Çok hoş bir hikaye. Evet. Şey nasıl? Bizim bir şey vardı. Dranas. Dranas soy adlı bir arkadaş. Ahmet. Ha. Bizim Ahmet Mayıp'ı diyorsun sen. Ha. Ha. Abi çok oldu görmeyeli be. Ben onu özlüyorum be. Güzel çocuktu o. Evet. Allah. Okur yazar bir çocuktu. Evet. Güzel şeyler yazıyordu. Yani. Hatırlıyorum. Bir tane dergi yapmıştık. Orada bir şeyler çıkartıyordu. Ya ne zamanlar geçti be. Şimdi düşününce. Telefon yok. İnternet yok. Ya bazı yerlerde elektrik su yoktu. Elektrik su yoktu. Köprü yoktu. 1970'lerin başında ben hiç unutmam. Akşam saat 16-17 gibi ikindiden sonra gaz lambalarının camlarını silerdik. Öyle ya. Bir işimiz vardı yani evet, akşama. Evet. Hazırlıktı. O da lanet bir iştir yani. Çıt desen kırılır. Gideyim alayım desen bulunmaz. Çünkü daha cam teknolojileri de o kadar gelişmemişti. Yani doğal gazlı fırınlar falan filan yok ortada yani. Tabii tabii. Yani
Zonguldak'tan kömür çıkartıyoruz. Tabii. Şuraya Beşiktaş'a getiriyoruz. Orada kömürü alttan ısıtıyoruz hafif hafif. Aman tabii, tutuşmasın tabii. Dikkat edeyi de. Çıkan gazı da bir orada bir depoda biriktiriyorduk. İşte 3-5'e ve dağıtıyorduk orada. Evet doğru. Gazhane diyorsun. Gazhane, hava gazı. Dolayısıyla yani çok zor zamanlar diyor. Gaz lambası lambası yapmak da öyle kolay bir iş değil. Hele bizim bulunduğumuz coğrafyalarda temini de hakikaten zor bir şeydi. Çok ince olurdu şey gibi cam çay bardakları gibi. Sanırım hayatla ilgili bu kadar şey konuşmamız ya da aşağı yukarı hayatın bence de ne menem bir şey olduğunu anlamış. Şey kaldı bir tek önümdeki notlarda onu görüyorum. Hardal demiş, hardal soru işareti koymuş. Herhalde tabii ki hayattaki yeri çok önemli. Yani Türkiye'ye ilk getirdiğimiz zamanları hatırla. Hala daha çok kıymetli bir element. Hardal, hardal çiçeği, tohumu, tuzu, tohumu, her şeyi. Tabii farkında olmayan dinleyicilerimiz de olabilir. Hardal, yani sanıldığının aksine çok ya inanılmaz bir hediyenin eşi çok zor bulunur bir sebzedir. Evet. Yani öyle. Yani, hardal deyip geçilmeyecek. Hardalın gurmeliği de vardı yani, ki ben evet, bunu yani, ikisini evet. De tabii görmüştüm. Çok özel bir hardal üretmek için. Bu bir tesadüf yani bizim bir bilimsel bir araştırma için bulunduğumuz kuzey ama çok kuzey bölgelerinde. Bir gün yolda yürürken, tundrada yürürken bir şey dikkatini çekmişti amirin. Ben tabii çok tanımam. Bir yerde bir Minsk öküzü iskeleti evet, vardı. Evet, evet. İskeletin etrafında da Minsk öküzünün derisinin sınırladığı alanın hemen kenarında da bir çok bodur bir çiçek açmıştı. Yani hiç unutmuyorum. Hardal dediğini. Bunu topladığımızı aşağı yukarı 1,5 gün kadar da yürüdükten sonra o yukarıdaki kulübede onu hardala dönüştürmeni hardalla yiyecek bir şey olmadığı için yani fermente fok yüzgeçinden başka yiyecek bir şey yoktu. Biraz daha aşağıya inip bir rengeyi vurmak zorunda kalışımız. O rengeyini getirip uygun bölgelerini çünkü taşı da bitmez. Tabii. Büyük hayvan yani. Tabii. Dile kolay. Dile kolay yani. Getirip aşağı yukarı ama orada kolaydı yani iklim nedeniyle 42 gün dry dinlendirme yap. Yani evet tabii. Sonra sosis yapışımız. Tabii. Ve sonra o hardalla yediğimiz anki o aroma patlamasını. Ya evet. Doğru. Hiç unutmam. Daha sonra bu işe girmek istedik tabii biz yani ama yeterince Minsk öküzü bulsak bile bir Minsk öküzünün o iklimde çürüyüp fermente olup toprağa karışıp çok zor. Hardallanması hakikaten çok zor. Yani uçuk fiyatlarla karşılaşmak durumunda kaldık. Yani. Şeyi hatırlıyorum 1930'lar sonları 40'lar başları yani bir açık papatya sarısı gibidir hardal. Yani çok açık bir papatya sarısı gibidir. Onu burada
yerleşik kılmaya çok çalıştık. O zamanlar Ziya diye bir yardımcım vardı benim. Yıllarımızı verdik. Evet. Yıllarımızı verdik gerçekten. Toprağı bol olsun. Gönül gönül şey etti. Evet. Aslında bir yerlere de geldik ona. Şeyde Deli Ziya derlerdi sektörde. Daha sonra kendi markasını yaptı. Ama sen Ziya'yı toprağa gömmedin. Yani. Toprağı bol olamaz mı? Biraz betondu. Evet. Biraz böyle demirli betonlu. Yani. Betonarme hatta. Yani sayılır. Bir tür anıt. Ama sonuçta kendi şeyinde başarılı oldu. Bildiğim kadarıyla hala da devam ediyor Türkiye'de. Yani, hardal tozu işine girmeye çok direnmiştin sen. Yani. Hala da bu konuda şeyim. Her ne kadar coğrafi meselelerim bunlar. Evet. Coğrafi meselelerim bunlar. Yani bir başarısızlık aslında coğrafi bir şeydir. Evet. Evet. Yani hayat kocaman bir tiyatro olsa bile her insanın kendi hayatı. Yani izleyicisi yoksa evet, oyun olmaz. Yani her hikaye en az bir onu anlatacak birinin geri dönmesiyle mümkün olur. Dolayısıyla evet. Şu Tekirdağ Bettik Çekmece Bettik geçenlerde yani büyük tesadüf bir İspanyol meyhanesinde denk gelmişti. Allah Allah. Ve evet. Bir mente ile karşılaşmışlar. Mente şöyle, sahih mi diye soruyorlar sana. Herhangi bir şey bir kez gerçekleştiyse ikinci kez gerçekleşmeyebilir. Ancak iki kez gerçekleştiyse mutlaka üçüncü kez gerçekleşecektir. Menteşi değil. 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 Karışık biraz. Ama buna değinebiliriz. Evet. Bu yani gerekçelerimizi sunabiliriz. Tabii ki. Çünkü sağ olsunlar. Evet. Sağ olsunlar. Büyük geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Evet, dinleyenler kaybedenler kulübü. Hatta bir dinleyenimiz var. Selim. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor. Nasılsınız amirler? İyiyiz. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Moda'dan arıyormuşsun anladığım kadarıyla Moda bölgesinde. Evet, yaklaşık birkaç senedir Moda'da yaşıyorum. Geçmiş olsun. Moda'ya alışmaya çalışıyorum diyelim. Selim ya şu radyoma destek kısmından bir şey yapıştırın ya da kapıya bir dört tane bir şey alın bırakın. Geçerken. Evet. Abi, odadasın hem dükkanın önünden geçiyorsun. Bir ayıp oluyor. Yani. Sen bir askıda poşet koyar bir şey yapar. Abi sizin dükkanınız şeydeydi mi o Migros'un karşısında bırakayım mı şimdi motorluyum? Tabii bırak geçerken biz de şey yapalım ben kapıdan alırım. Tamam amir. Allah Allah. Emriniz olun. Niye alışmaya çalışıyorsun? Şuradan bir buçuk litre Jameson alsak. Jameson tabii. Hemen. Yazısı. Jameson bu şey o Alman buğday bazlı olan değil mi? Yok. İrlanda şey bayağı. Yulaf bazlı yani İrlanda. Tamam. İrlanda bölgesi. Yok sen en ucuz şey benzinden ucuz olmayan bir şey al yeter yani. Tamam amir ben zaten sizin o Mete amirin dükkanı değil mi? Evet. Teşekkür ederim sağ ol. Rica ederim ne demek her zaman.
Anlat bakalım şey nedir yani. Evet, dinliyorum seni. Seks hayatın nasıl gidiyor modada? Problem. Modada seks hayatım gayet iyi gidiyor. Allah Allah. İyi gidiyor ilginç bir şekilde ama seks hayatımın iyi gitmediği günleri özlüyorum. Bir de şeyi. O kadar iyi gidiyor yani. Amir gerçekten o iki elle stüdyen kopyacısı açamadığım zamanlardaki heyecanı özledim. Şimdi tek elle açabiliyorum da. Ama yani ben dişlerimi açardım eskiden böyle. Değil mi? el kullanmadan. El kullanmadan. İşte şimdi gözümün önüne geldi de pozisyonun. Evet. E tabii yani. Zaten tek pozisyonda olur o. Evet. Ya benim bir sorum olacak size ya. Evet. Doğru. Yani tabii yani cevabını veremeyebiliriz ama şimdiden affımızı şey yap. Şansımı deneyeyim en azından. Evet. Hayat kadınlar ve aşkla alakalı. Aslında üçünü de ilgilendiren bir konu. Çok hoşlandığım bir kadın vardı. Evli 10 mi? 10 senelik falan bir takıntı. Evet, geçen haftadan itibaren evli. İyi, geçtiğimiz hafta zaman zaman görüştük. Ben tek eşliliğe çok yatkın bir insan değildim. O yüzden onun o aurasına kapılmaktan da hoşlandığım söylenemez her ne kadar ondan hoşlandıysam da. Hı-hı. O yüzden senede bir kere falan görüşmeyi tercih ettiğim bir insandı. İyi. Fakat seyrek ama iyi yani. Yani seyrek. Evet evet. Hoşlanıyordum yani arada onun yüzünü görmekten, sesini duymaktan, fakat neyse birazcık duygusal oldu. Bu şekliyle sevmiyorum. Ya da sevdiğimi kabul etmek istemiyorum, o da olabilir. Evleneceği hafta yani bir duygusallaşma, bir hüzünlenme. Ya değişik duygusal bir dalgaya girdim. Sanki çok insancıl olmuş. De... İnsancıl. Yani işin içinde kusura bakma lafını kesmişim gibi oldu ama işin içinde bu bizim seks dediğimiz, seks yapma dediğimiz, yani aşk yapma dediğimiz sıvı alışverişi olduğunda iş biraz hayvansallaşıyor. Evet. Sizin şeyiniz çok insancıl olmuş. Böyle bir işin içine duygular falan karışmış. Yani ama yani bir yanlış şey, bir şey var anladım yani, bilmiyorum yılda ama. Yılda bir görüşmek falan. Yılda bir biraz evet. Evet. Yani şu olabilir, hani yılda bir görüşmek bir beklentisizlik halidir aslında, evet, iki taraf içinde ve bu tüm ilişkilerde aslında en sağlıklı mükemmel haldir. O beklentisizlik hali, ama o hep içinde de bir, yani birisinin bunu bozduğu anda da o şey, o büyü bozulur. Ve o özlenir. Sana kısaca şunu söyleyeyim, yani özlediğin şeyin, yani özlemenin özlediğin şeyle bir ilgisi yoktur hiçbir zaman hayatta. Yani insan yoksa onu özlemez. Evet, insan hiçbir zaman özlediği şeyi özlemez. Evet. Evet. Bu şey gibi abi, yani yalnızlık paylaşılmaz açması gibi. Yani çünkü yani özlemek bir karmaşık bir bütündür. Onu ancak yani bir nesne onu tetikleyebilir. O aslında özlediğini söylediğin şeyin içinde aslında başka bir sürü şey daha vardır. Belki sende bu böyle bir korku yaratmış olabilir bu özlemekle ilgili yani. Ama kadınlar evlendiklerinde bu... daha şey oluyorlar yani. Daha makul oluyorlar ben. Bildiğim kadarıyla yani. Tecrübelerim. Bildiğinler değil de tahmin ediyorsun. Yani. Şey, duyduklarımdan. Makul oluyorlar. Ya bir de şöyle bir şey var. Bunu kaçırmamak lazım. Selim de değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Evet Amir Selim. Bu yılda bir görüşme dediğinde kadınlar erkeklere göre daha tek eşli yaşayabiliyorlar. Yılda bir görüşmelerde
Sizin de yılda bir ilişkide bulunduğunuzu düşünüyorlar. Evet. Öyle kendileri gibi. Öyle bir tarafları var, evet. Öyle bir tarafları var. Bu güzel bir şey aslında. Ya bence harika. Ya da olumsuz etkiler mi? Ondan çok emin değilim de. Belki de bu saplantının bir nostalji ihtiyacından doğduğunu da düşünüyor olabilirim. Nostalji mi? En sevmediğim birkaç kelimeden bir tanesi. Nostalji eylem. Bunu nasıl çevirelim abi? Evet. İşte ben sana özlemek olarak onu bir özlem diyelim ona. Bir biçim ya. Yani. Nostalji zaten Türkçesi geçmişe duyulan özlemdir. Evet. Özlem duygusuna da geçmişe duyulan. O yüzden biz mesela Amir'le sürekli o 1700-1800'ü çok özlediğimiz yıllardan bahsediyoruz. Yoksa hani biri bizi dinlese deli mi bunlar derler. Öyle, evet. Ama özlüyoruz yani o yılları. Evet. Anlatmayayım yani şimdi. Yalan mı söyleyelim yani? Yalan mı söyleyelim yani. Burada, evet. Yani. Amir, en çok özlediğiniz duygu hangisi oldu? Benim en son bir avukat Duygu diye bir kız arkadaşım vardı. En çok onu özlemiştim ama yani 4 ay falan sürdü. Benim yani yüzünü hatırlamıyorum ama birçok özlediğim bir duygu var, evet. Ama yani yüzü gözümün önüne gelmiyor şu anda. Bir şeyde de vardı bir tane, Mecidiyeköy'de tam Ali Samiye'nin yan tarafında bir yerde oturuyordu, Gayrettepe'ye doğru Duygu. Scoreboard'un arka tarafında diyorsun. Evet. Ama mesela 25 sene önce olmuş bir şey şimdi. Ya onu ben de çok özlüyorum abi. Yüzünü bile hatırlamıyorum ama çok özlüyorum. Ben de çok özlüyorum abi. Ben de çok özlüyorum. Herkesin özlediği duyguları olması güzelmiş. Ha. Bir gün soyadın ne diye sormuştum. Sana ne demişti bana? Garip bir soyad. Evet. Yani ben olsam değiştiririm. Çünkü bir kadına da uygun değil. Belki değiştirmiştir, evlenmiştir. O da evlenmiş olabilir. Kadınların böyle bir avantajı var. Evlendin mi soyadın değişebilir. O da optional be. Evet. Yani artık. Benim mesela eşimin soyadı değişik. Benimkiyle aynı değil. Eskiden böyle miydi abi? Bir de ikisini de kullanmayı tercih edenler var. Doğru. Ne şiş ne kebapçılar onlar. Ne şiş yazsın. Bu çok hoşlanmadığım bir duygusallık. Evet. Peki Selim, çok teşekkür ederiz. Evet. Bizi aradığın için görüşürüz. İyi tekrar. Geceler. Eyvallah. Eyvallah. İyi geceler. Bu arada Denizli'den Hasan Başkan aradı. Mesaj atmış. Ne diyor? Hardal peşine düşmüş yani. Sayende. Ya şimdi Hardal çok hassas bir konu. Katılıyorum. Yani ve anlaşılmamış bir konu bu hiçbir şekilde anlaşılmamış bir konu. Yani zaten oturmamış. Hayır, şunu da şey yapmıyorum. Bunu hani şey olsun diye de söylemiyorum burada, hani lan kimse anlamıyor, biz anlıyoruz anlamında söylemiyorum. Gerçekten Hardal Türkiye'de bilinmeyen bir şey. Evet. Ya yani tüketilmeyen bir şey, bilinmeyen bir şey. Yani ben sana gelinen son noktayı söyleyeyim. Yani Amerikan kapitalizmin geldiği son nokta. Ballı hardal ne demek ya? Ya kardeşim bak, bulandırmayın. Ballı ama işte bak, ne demek kardeşim? Emin ol, bizim standart hardal diyeceğimiz hani o. Gerçek sarı diyeceğim yani. Evet. Hani o. Bunun yanında daha çok tüketiliyorduk Türkiye'de. Ballar da. Biz çünkü severiz ya Amerika'da ne yapılıyorsa onu. Ya Amerikan damak zevksizliği bir yansıması her şey gibi. Aslında bu biraz da tabii şeker, mısır, evet, mısır şurubu, tabii. Mısır şurubu tekerleri üzerinden de yapılması gereken bir okuma. Yani tabii. Ya da okuma.
yani. Ya da okuma bunu. Okuma bunu. Okuma bunu yani, okuma. Mesela dünyada benim en anlam veremediğim şey ketçaptır. Yani ketçaptan kastım domates ketçap. Çünkü ketçap tekniğin adıdır. Evet, doğru. Domatesle yaparsan domates ketçap olur ama bizim şeyimizde adı ketçap olarak kaldığı için ketçap diyorum. Evet, aşırı şekerli bir kardeşim, domates yani... püresi. Bunlar tabii yani hakikaten insanı çok... Ben yıpranıyorum mesela. Konulara çıkınca... Benim şu an kalbimde spazm var. Evet, yıpranıyorum ben. Yani toprağa gireyim şöyle bir... Bir 15-20 gün dinleneyim diyorsun değil mi? Bir dik ama dik gireyim yani. Dik. Ben seni dik gömeceğim. Yani çünkü şey, çok zor rahat olur. Yani. Diğer türlü... Burada çıkması tabii, zor. Abi yaşlandık şimdi. Çıkması zor. Bak abi, şimdi bir şöyle şöyle ellerini şöyle şöyle yapıp çıkmak var. Bir de böyle böyle kürek çeker gibi. Şöyle yapıp çıkıyorsun yani. İşte o, diğer türlü yani kaslar şey oluyor. Ya. Ben ayıyım ben kardeşim. Uyurken. Estağfurullah. Uyurken kas yapımı şeyde tutayım. Ama. Ya da kedimiyim sürekli gorlayarak sistemime bir titreşim gönderip ani hareket etmem gerektiğinde sıcak bir kas yapısıyla davranayım. Hayır. Hayır. Vallahi da billahi de şey yapacağım. Gidip şuradan iki şişe bir şey alayım da onu içelim. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk bu gecede 2023-20 ne olduğunu Nisan'da Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Gece yine hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşuyoruz. Gayet de kontrollü ve şey dozunda sürprizlere fazla yer vermeyen dokunaklı kısımları bolca bir şekilde agresif kısımları tadında evet devam ediyor. Yayınımız Kutas hattımızda, ona merhaba diyelim. İyi geceler. Merhabalar abiler. Enteresan. Selamlar, nasılsınız? İyi, teşekkürler. Evet. Ne demek aynen isim? Öyle. İsim ne demek yani manası? Bu soruyu bana çok soruyorlar. Ben Çerkez kökenliyim. İşte eskiden savaşlarda başta takılan bir miğfer anlamına geliyor. Bildiğimiz kadarıyla. İlginç. Şey mi yani? Evet. Nedir? Helmet. Helmet. Aynen öyle. Aynen öyle. Tolga ismiyle. Tolga, işte. Tolga. Evet. Aynen Helmut diyebiliriz, doğru. Evet. Bu şey gariptir durum mesela. Bu. Lafını kesiyorum Kutas. Estağfurullah. Mesela insanların kask icat edecek durumda olmaları ne kadar acı değil mi? Evet. Biz niye kask icat eder? Yani yapma o ya işleri. Ondan önce aslında yani oralara girme yani. Kafanı kıracak bir şey varsa niye yani, niye bir helmet yapayım da gideyim kafam yani, kırılmasın. Niye davranıyorsun? Niye davranıyorsun? Ondan önce asıl bence sorulacak soru şu. Hani savaşma raddesine gelmiş vatandaşlar, anlatabiliyor muyum? Savaşma raddesine gelmiş ve aman hocam kafam kırılmasın da bunu takayım. Buna da bir de isim vereyim. Kafasına erişmiş olmalı. Evet. Yani kafam kırılıp ölmeyeyim yani. Başka türlü. Yani hani anlatabiliyor muyum? O kadar... Ama yani travmatik bir şey. Tabii. O kadar garip ki yani. O kadar şey yapmışlar hani kutuplaşmışlar vatandaşlar bu evrim sürecinde. Tutup tamam savaşalım okey. Bir de hocam savaşırken de kafam kırılmasın. İşte şey takayım bir tane. Kask takayım ha okey. Bir de buna isim koyayım o da Kutas olsun. Hani kafa önemli. Yani, kafa şey de önemli. Yani kafayı serin tutmak lazım bir de. Tabii. Bir de ne olursa olsun şunu unutmayalım. Kafa dediğim şey geçmiş zamanlarda yani bizim daha ansiyan dediğimiz zamanlarda kimliktir. Kafa kağıdı olmadığı yıllarda bakın kafa kağıdının da adı kafa kağıdıdır. Yani işte bilmem ne kağıdı değildir. Yani bir kişiyi anlatan şey
kellesidir. Evet. Yani kellesini getirin derler. Evet. Vücudunu boşuna taşımayın. Kellesini getirin derler. Dolayısıyla korunacak yer kafadır. Evet. Bunu buradan bu hani söylemiş olalım. Bu açıdan da daha önce söylemediysek bilmediğimizden değil. Yeri gelmedi. Yani şapka ne? Yani şapka ne? Yani güneşten, tamam, güneşten korunmak için, tamam, yağmurdan korunmak için şapka çok saçma yani bence. Ama çok romantik yani. Yani yok, bence de. Doğru dokuda bir şapkaysa. Yani şapka helmet arasındaki evet. Geçiş, birbirinden farklı şeyler. Evet, geçiş tabii. Şeyi var mı diye düşünüyorum ama ben hala da aynı fikirdeyim yani. Kafanı kırma ihtimali olan tabii. Bir şey varsa helmet. Bir de beyefendiler savaşmaz. Asla. Yani. Ne işi olur bir beyefendinin savaşması? Savaşma seviş lafı oradan gelmektedir. Hatta ilk söylediğin yılları hatırlıyorum. Estağfurullah. Yani ben hatırlamıyorum. Ama çok eski. Çok eski. Ancient bir şey. Evet. Evet. Kutas, seni biraz tanıyalım. Ne yaparsın? Vallahi abiler, ben Bursa'dayım. Mühendisim. Özel sektörde çalışıyorum. İnşaat işi mi yoksa yerleşim mühendisliği? Yok. Endüstri mühendisiyim ben. Otomotivde çalışıyorum. Mecbur, emeğimizi satıyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi. Helmet takıyor musunuz? Helmet fabrikada. Helmet bazen. Bazen. Gerektiğine takıyoruz. Bursa'da şu an ne var? Oyak Renault mu var hala? Hepsi orada. Fiat da mı? Otomotiv sektörü de mi hocam? Bursa ve çevresinde. Hepsi orada değil mi? Ben Peugeot'un mesela fabrikasını mühendislik yaptığım yıllarda yapmıştım. Arkadaki. Orayı sen mi yaptın? Ha, test sürüşünü de ben yapmıştım. Sürüş yolunu da yapmıştım. Çok canım sıkılmıştı. Güzel yolu. Evet. Canım sıkılmıştı. Ya sıkıcı bir yol ama güzel bir yol. Yani özür dileyerek bir araya girebilir miyim? Tabii buyurun. 2013 senesinde eşimle sizi Kadıköy'de ziyarete gittik. Şu anı aklıma geliyor. Barlar Sokağı'ndaydık. Sanırım adı Kadife Sokak'tı. Evet. Ben Sayın Kaan Çaydanlı'yı ve Mete Bey'i görmeyi çok arzu ediyordum. Dışarıda bir beyefendi gördüm. O ana kadarki tecrübemle beyefendiye yaklaştım ve dedim ki dedim Mete Bey ya da Kaan Bey aşağıda mı diye sordum ya da buralarda mı diye sordum. Hı-hı. Beyefendi bana beyefendi şey diye sordum. Kaan Bey siz misiniz diye sordum. Hı-hı. Yok dedi, Kaan dedi aşağıda dedi. Sanırım sorduğum kişi Erol Egemen'di. Olabilir. Bunu şimdi fark ediyorum. Olabilir. Olabilir. Biz rastlamadık şöyle falan. Erol Egemen kim sorusunu olabilir. Sanırım ve şu an aslında şey miydi biraz ki, böyle nonik cins miydi? Nasıl? Nonik miydi yani biraz tipi aslında? Nonik neyi kastettiniz tam anlayamıyorum. Biz de bilmiyoruz ki yani. Nonik işte ya. Nonik. Bilmiyorum. Nonik hocam yok ya, ben sonradan fark ettim kim olduğunu. Bir şey arsızı, ismini hatırlayamıyorum, kusura bakmayın, saygısızlık olmasın. Estağfurullah. Ne arsızı? Bilmem. Peki söylemek istemiyorsunuz. Ben sonradan fark ettim ki o kişi Erol Egemen imiş. Ve ben kendisine Kaan Çaydanlı'yı ve Mete Bey'i sormuşum. Bunu an fark ettim, demin fark ettim yani. Hayır, aşağıda dediyse kesin olur. Evet. Kesin olur. Hiç yukarıda demez. Tamam. Hep aşağıda da. Ve ben o an eşimleydim. O akşam eşimleydim. Eşimi de hani hype'layarak Kadıköy'e götürdüm. Sizi de gördüm elbette ama yanınıza gelme cesaretini bir şekilde gösteremedim nedense. Estağfurullah canım, yani çok da gereken bir şey değil yani. Biz o yıllarda yani da... orada size bir içki ısmarlamak isterdim doğrusu ama kısmet olmadı. Her neyse. İşte geri çevirmez. Bu da böyle ya. Bir anımdır. Ben hiç hayatımda içki ısmarlanmasına hayır demedim bugüne kadar. Öyle bir özelliğim vardır. Güzel bir özellik. Yani. Bir kere ayıp. Kısmet şeylerdi o zaman diye. Ayıp bir şey yani birisi sana. Yok ben içmiyorum, almayayım falan. Nasıl bir şey yani? Nasıl bir şey? Allah muhafaza. Allah yani muhafaza. Bu sana söyleyeyim. Körpe bamyayı yani bamya çorbasına ketçap koymaya benzer. Ne?
Körbe bamyayı özel tabii geliştirilmiş kremtıraşlarla denedin mi? Kafa kısmını almayı. Yok hayır ben küçük benim bir bamya kafa. Benim de çakılarla yapıyorum hep de denedim mi diye merak ettim. Yok denedim. Ya, enteresan fikirmiş ama ya, Ege bamyasında olabilir belki ama öyle. Şeyler de iyi çalışıyor. Bir iki baktım da yani şey yapabileceğim bir şey değil. Çünkü benim el ayarımı bozan bir şey ama denedim. Okey. Yani olabilir. Ama yani ben hiçbir şekilde şey yap, tavsiye etmiyorum. Geçenlerde bir bamya çorbası içtim. Senden iyi olmasın. Bir arkadaşı ziyarete gitmiştim. Bu aşağıda bir sıcak bir deniz var sizin. Akdeniz. Akdeniz. Akdeniz kıyısında bir küçük bir kasaba. Biraz içim ezilmiş bir yani kasaba da bu kadar çok küçük. Yani şey yok hiç restoran formatı bir şey yok. Yani bakkaldan bir şeyler almak gibi ama orada böyle bir Konyalı diye bir şey gördüm. Ne dedim bir etli ekmek olsun bir şey vardır. İki tabii. Lokma bir şey ezeyim dedim. Oturdum. Ne var dedim işte saydı. Bir de çorba var dedi. Ne çorbası var dedim. Bamya dedi. Hayda. Tövbe estağfurullah. Buyur şimdi. Ya dedim. Al ya. Buyur şimdi. Şimdi bak. Abdestim de yok yani. Tabii. O zaman dedim sen bir bamya çorbası getir. Ama bir yani 2-3 dakika beklet bir abdest alıp geleyim dedim yani. Tam onu diyecektim. Bir boy abdesti alsaydım. Neyse gittim abdesti aldım geldim. Abdesthaneye gittim yani. Geldim. Kan kırmızı. İçinde baby bamyaların yüzdüğü bir sıvı. Kan kırmızı. Dedim bu enteresan. Evet. Enteresan. Burada bir enteresanlık var. Evet. Yani hayatımda içtiğim en iyi bamya çorbalarından biriydi. Acı, o kırmızı. He tamam. Okay. Acıdan tabii. Yaş pul biber acı, şey kırmızısıdır o. Çünkü yani geleneksel kuru bamya çorbasında et suyu ve bamya olur. Yani et suyu bazlıdır. Domates de koysa o pembeye kaçar. Pembeye kaçar. Yani sonra... İşte dağılmışım biraz herhalde geri döndüm. Yani arkadaşı görmeyi unuttum yani. Bir tane daha açsaydım be. Ya neyse ki yerini biliyoruz artık. Ha yani. İyi. Ya bir tane daha içilemeyecek kadar iyiydi öyle söyleyeyim. Yapma be. Çünkü lezzet dediğimiz şeyde bir marjinal lezzet eğrisi vardır. Yani bir şeyi çok iyi diye yani biraz daha içersen olmaz. O lezzeti aramayı. Yok yok bir tane daha içilmeyecek. Bir tane daha içilmeyecek kadar iyiydi dediğini de anladım. Evet çok iyi. Kutas çok teşekkür ederim. Konya'daydınız değil mi Kaan abi? Evet. Yok hayır Adrasan. Öyle mi? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Son 10, 11, 12 yıldır YouTube'dan podcastlerinizi dinleyerek hayatımı geçirdim. Hayatımı çok ciddi bir yer ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum. Saygılar. İyi akşamlar. Eksik olma. Selamlar, güle güle. Sağ olun. Eksik olma. Eyvallah, güle güle. Sağ olun. Eksik olma. Yani çok önemli bir şey. Bir tane daha yenmeyecek kadar iyiydi. Evet, çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Bu haddini bilmek aynı zamanda. Evet tabii ki. Bence bu yemeğin kendisinin haddini bilmesiyle ilgili bir şey. Aynı zamanda. Ya da haddini bildirmesi. Ya da bildirmesiyle. Ne yalnızlık zor bağmış. Yalnızlık zor değil. Yalnızlık şey. Çok zor. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendim. Evet değerli dinleyenler Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Onduk ben. Kaan Çaydamlı 2023-20
Noğlu'nun üst olarak Kadıköy Sanat Efendim Merkez Stüdyoları'nda canlı yayındayız. Aşağı yukarı bir saat 15 dakika kadar devam eden bir canlı yayın. Bu noktasında bir dinleyicimiz daha var hatta Afife. Evet, sanırım bekletmeyelim, merhaba şey diyelim. Afife Hanım. Alo, merhaba. Merhabalar. Buyurun, sizi tanıyabilir miyiz biraz? Yaklaşık 5. görüşmemiz oluyor. Biraz daha tanıyalım o zaman. Biraz daha, evet. Biz tanıyoruz da belki dinleyenlerimiz de tanımak ister. Kusura bakmayın. Ankara'dan katılıyorum. Uzun zaman olmuş görüşmeyeli. Bayağı olmuş öyle. Büyük ihtimalle o yüzden. Hatırlayamadık en yani. En son sizin imzalı bir kitabınızı almıştım. Elime çok uzun uğraşlar sonucunda ulaştı. Memnun kaldınız mı? Sizlerden memnun kaldık ama kargoda kayboldu kitap. Sonra? sonra bir şekilde buldular. Niçin? Çalıştığım üniversitenin başka bir yerleşkesine bırakmışlar. Üniversite ise zor tabii. Yani evet. Çok güzel yapıyorlar o işleri, karıştırma işleri. Sonuçta ulaştınız mı? Ulaştım. Ben de. Şu an elimde. Ben de üniversitede çalışırken kargolar hep böyle karışırdı birbirine. Yani çok zorlanırdık. Siz üniversitedeyken kargo var mıydı? Grup olarak mı? Evet. Yok, daha kargo grubu kurulmamıştı daha. Masa, fotoskan falan. Daha bunda kargodan önce yani. MFÖ vardı önce. Ha, üniversitede çalışırken tüplü kargo sistemleri vardı bizim. J-Style. Amerikan Optu Style mı? Amerika'da çalıştım ben zaten. Ha, tamam. Evet, tamam. Ya üflemeli. Ha, üflemeli. Vakumlu daha doğrusu. Vakumlu yani. Daha doğrusu emmeli. Emmeli. Evet. Bütün motor sistemleri emmeli çalışır. Mesela rüzgar da emmeli çalışır. Evet. Sen esiyor dersin ama aslında yerden çekiyor. Evet. Elektrikli süpürge ilk bulduğumuzda Hover'le. Evet. Ne yapıyor be Hover? Öldü be. Yapma be. Allah. Da sorma be. Bu adam, bu dersin, bu adam da şey miydi dersin? Evet. Adam mıydı o? Adamımsıydı. Ben çok iyi hatırlamıyorum. Ben, hep karısı geliyor gözümün önüne. Çünkü. Benim de. Evet. Hangi üniversitedeydiniz Afife? Yıldırım Beyazıt. Ankara'nın gözde üniversitelerinden bir tanesi. İsmini duymamış olabilirsiniz. İlk defa duyuyorum, evet. yeni mi açıldı? Evet. Eski bir son 10 yılda açılanlarda. Ha, o yüzden duymamışızdır. Çünkü ben 10 yıl yani ben evlenmişim, karımın ismini hatırlamıyorum mesela. Geçen gün sordum. Ne dedi? Bir şey söyledi ama yine hatırlamıyorum. Yani böyle bir bizim yaşlarda yakın, yani demans diyoruz. Bende demans başlangıcı var. Bu çok gömülmekte oluyor. O yüzden dik gömülmeyi tercih ediyorum. Yakın dönemi hatırlamakta zorlanıyor insan ama geçmiş yıllar giderek daha belirleşiyor. Tabii, detaylı hale geliyor. Bu arada bu dik gömülmeyi çok dillendirdiğinin farkındayım. Benim olmadığım bir yerde anim Allah başına gelirse diklerken baş aşağı değil de. Yok aman. Onu söyle insanlara. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Oradan geri dönüşün olmaz. Tövbe estağfurullah. Şeytanın şeyi. Demans bu sebebi belki baş aşağı gömülmediği için olabilir mi? Beyne kan gitmiyordur belki. Çıkıyorum diye. Ya yani, tövbe estağfurullah. Kim o, bizim Jules Verne'in bir romanı vardı. Lan, ya. Manyak mısın diyordu genel yazarken. Ya. Şeyin arzın merkezine aşırı seyahat. Aşırı seyahat. Ya.
Ve ne yapıyorsun şeyde, üniversitede? Yani şey mi? Kütüphanede çalışıyorum. Tamam. Bak ya, şimdi ne kadar güzel seni. Bir iş. O zaman da söylemiştim. Şimdi hatırladım yani, seni. Evet. Mükemmel bir. Annem 1977 senesi olması lazım. Burada şeyde çalışıyordu. Özel Moran Lisesi'nde 76'da. 77'de Malta Lisesi'ne geçti. Kadrolu işte memur falan neyse. İlk sene annem edebiyat hocası. Şey yok yani, ders vereceği sınıf yok, dolu. Ya da işte bir sınıfın bir dersine giriyor gibi bir şey. O kütüphaneden sorumlu. Ben de işte 4 yaşında falanım, 4-5 yaşındayım. Her gün annemle okula gidiyorum. Evet. Kütüphaneyi düzenliyorum bütün gün. Sonra tekrar düzenliyorlar değil mi? Alfabetik ve şey, numeratik olarak. İşim o. Yani mükemmel bir 2 sene geçirdim okulun kütüphanesinde. Müthiş. Ya zayıf bir kütüphaneydi. Şeydi yani böyle hani Yaşar Kemal ile Kemalettin Tuğcu arası bir kütüphaneydi. Ama okeydi yani, evet. O yıllara göre düşününce. 77'lerden bahsediyoruz. Ya bu şu bile hoş yani. Zayıf bir kütüphaneydi. Evet yani. Evet. Yani bir kütüphaneydi yani. Kütüphaneydi ama yani, evet. Güzel bir kütüphaneydi. Çok özlediğim günler. Biz Falcon'da kalırken kütüphanede çok vakit geçirmiştik. Mecburen. Mesela benim ilk Boris Vian'la tanışmam Falcon ofisanesindedir yani. Buyur. Yani en okunabilir şey gibi gözüktüğü için, yoksa ben, yani beni öldürsen bir Fransızın yazdığı bir şey okumam çünkü. Yani ben de belki öldürürsen okurum da, canlıyken çok zor. Yani tabii ki okuduğum Fransızlar oldu. Benim de maalesef. Şikayetçi miyim? Evet. Mesela Jean-Saul Sartre. Buyur. Buyur. İnsan değil bence. Benziyor. Şey, kimdi o? Onun bir şeysi vardı. Jean-Saul Sartre. Albert Camus. Camus? Camus, Albert Camus. Albert Camus. Onun da Cezayir kırması diye okumuştum yani. Cezayir şeyi var diye, biraz Afrika şeyi var. Evet. Terbiyesi var yani. Bu arada şey bu şey, bak bir tane şey var, hatırlayacaksın bunu. Andre bir şey. Tenisçi değil mi o? Andre Gitt. Bir de turnike vardı. Michel Turnike. Bak. Şalturnike. Evlerden uzak. Evet. Evet. Şalturnike. Bir de o şey vardı. Soyadı Marlboro'ya benzeyen. Soyadı Marlboro. Marlboro. Ya da neyse. Moldo var. Yok o şey. O yok. O Güneyli. O sayılmaz. Moldo var. Andre Marlboro. Marlboro. Morlocks. Öyle bir şey o. Öyle bir şeye benziyor. Konyak markası. Ha, öyle bir şey. Evet. O büyük. Bir de Balzac diye bunların bir tane şeyi var. Bakkal şey. Soytarı gibi. Evet. Fakat okuyorum. Ulan bu adamın dilinde bir şey var diyorum. Böyle ne derler ona? Böyle çok ince. Ha. Yersen. Sen hiç Balzac okudun mu? Ben mi? Yok, ben okuyacağım bunu. Oku bitmez. Deniyor muyum ben? Oku bitmez çünkü. Biriktiririm ama ben. Ha, o iyi bir şey. Balzac şeyim vardı, koleksiyonum vardır. Birkaç Fransız polisiyesi yazan arkadaşım oldu benim. O yıllarda hemen kestim görüşmeyi yani. Ne gerek yok? Kadın mı?
Yok canım. Ha, yani çünkü ben özellikle kadın Balzac okurlarına özellikle şey duymuşumdur. Siz ne diyorsunuz ona? Sempati. Sempati gibi bir şey duymuşumdur. Balzac okuyan kadın nadirdir. Ha. Afife, siz sever misiniz Balzac? Yani en sevdiğiniz yazar kimdir? Şu sıralar hem de tam karşımda duran kitabı söylüyorum. Yani en sevdiğim yazar diye bir şey olduğunu söyleyemem. En sevdiğim kitap olabilir. Harika. Son zamanlarda bir simyacı bitirdim. Karşımda da Angela'nın Külleri diye bir kitap var. Ben onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de... Murat Menteş falan diyeceksiniz. Aman abi, yani şeytan kulağına. Bir aya... İnanın bana. Şeytan kulağına. Ayağımın altı terledi. Hani oradan öyle bir şey gelecek diye. Neyse ki şey. Neyse ki. Afife, çok teşekkür ederiz bizi aradığın için. Daha sık görüşelim lütfen. Ya, hakikaten bu kadar yani kendini unutturacak kadar. Yaz aylarında pek aklıma gelmediniz, kusura bakmayın. Vay be. Vay be. İşte bak. Ha. Kışın kütüphane, yazın. Yazın beachler. Nasıl geçti? Teşekkür ederim. Nasıl geçti yaz hakikaten? Efendim? Ya, bizi unutacak kadar iyi geçti anladığım kadarıyla. Evet, bu yaz güzel geçti. İyi, bunu bir sonraki görüşmemizde lütfen konuşalım. Yalnız... İlk bu güzel geçen yazların ardından büyük depresyonlar gelir. Dostoyevski boşuna şey yapmadı. Ha. Siz 19... Evet, şu an o depresyon. O zaman konuşuruz bunları. 1929. Tamam, görüşmek üzere. Büyük uhrana nasıl geldi sanıyorsunuz? Ya. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bugünün yarını var diye bir şey vardır. Her kışın bir, her gecenin bir sabahı var derler. Yani evet, tabii. Güneş... ne derler ona, Türkçesi ne bunun, şey, güneş yine doğar. Güneş bize haram. Bir de var. Hüseyin Usta. Hüseyin Usta ne yapıyor? Kulakların çınlasın. Çınlasın. Evet, daha dinleyenler, kaybedenler kulübü 2023-20. Ne oldu? Nusra'da canlı yayındayız. Bize canlı yayında katılmak için Standart FM'in Instagram sayfasına bir direkt mesaj atmanız yeterli olacaktır. Az sonra buradayız. Evet, değerli dinleyenler, kaybedenler kulübü burası. Değerli dostum Mete Oğlu, ben Kaan Çaydan. Canlı yayındayız. Hatta bir dinleyenimiz var. Merhaba. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz sizi? Tanıyabilirsiniz abim. Ben Baran. Şu an 4 arkadaşımla canlı yayınımızı dinlemekteyiz. Roma'dan bağlanıyoruz, İtalya'dan. İtalya'dan. Hepimiz üniversite öğrencisiyiz. Ha, o yüzden. Yoksa Roma'dan, Roma'ya gidip de bizi dinliyor olmanız beni sizin hakkınızda ciddi şüphelere düşürecekti yani. Ya abi valla bu aralar ayrı bir üzüntüm var. Çok yeni bir ilişkimden ayrıldım. Bir buçuk ay önce falan. Geçmiş olsun. İstanbul beni üzdü. Ben de şehri terk ettim ve Roma'ya geleyim dedim. Ne okuyorsunuz orada? Ben inşaat mühendisi okuyorum. Arkadaşlarım da ekonomi okuyorlar. Anladım. Geçmiş olsun. Valla evet. Çok bence de geçmiş olsun. Ya niye Roma'da inşaat mühendisliği okuyorsun? Dedim ki İtalyan mimarisi eski bir... Bildiğim kadarıyla Roma'da inşaat yapılmıyor artık. Evet. Genelde yani, restorasyon ya. Mimariyle inşaatın da bir şey pek alakası yok. Ya. Bir, mimarlardan aynen nefret öyle ederiz biz. Mesela ben kardeşimden nefret ediyorum. Mimar yani. Sürekli iş bozan. Evet. O öyle olmamış. Evet, bunu buraya niye gönderdin? Şöyle. Buraya kolon mu konur? Buraya kolon koyayım. Keseceğiz bunu. Bunu keseceğiz. Bunu taşımamız lazım. Bunu böyle geçelim, şey bozuluyor. Fonksiyon bozuluyor.
Yok efendim bunun şeyi bilmem ne. Buradan pencerenin ışığından şey geliyor. Burası gölge oluyor. Heykeltıraş mısın? Mimar mısın? Kardeşim, kardeşim sanat mı yapıyorsun? Yuva mı kuruyorsun? Ha. Vallahi haklısınız abi biz ya. De yani bize sanki de biz de yuva yıkıyoruz. Yani, ha. Yani. Sen yuva yapıyorsun da biz yuva yıkıyoruz. Ya hep beraber yuvaları abi yıkıyorlar burada ya. Yani bilmiyorum ben kaçtım dedim Türkiye'den. Hani biraz Türklerden uzak olayım. Böyle bir hani sağda solda rahat küfür edeyim dedim. Geldim valla öğretmenim bile Türk çıktı. Yani mimarlık tarihi öğretmenim bile Türk çıktı. Hani mimar sevmem dedim ama. Büyük geçmiş olsun dediğim büyük gibi. Geçmiş, evet kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Yani seks hayatınız nasıl Roma'da? Vallahi şarap içiyoruz, rakı içiyoruz, sizi dinliyoruz. Öyle üzülüyoruz bazen geceleri. Bazen anlık şeyleri düşünüyoruz. Yani düşünebildiğimiz kadar. Yani giden geri gelmiyor. Sana da yani git denmiyor. Öyle devam. Kim gitti ki? Çok sevdiğim bir kız be abi. Ayrılmış işte. Şey yapma ya. Yani evet. Acaba diyorum ki hani şöyle bir sendroma girdim şimdi. Ona benzeyen insanları aramak. Acaba bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani durumun zor, onu düşünüyoruz. Genelde terk edilenler yani bir algıda seçicilik gereği benzemese bile benzetirler. Yani hep onu görürler bir süre. Evet. Ondan sonra geçer ama bu yani. Yani yeterince şarap varsa... Mesela iyi hardal varsa evde mesela. Mesela. Abi şarap var da yeterince rakı yok ya. O büyük bir sıkıntı. İşte. Çok kolaycı olmayın. Ya bu arada abi size çok ben şey yazıyorum. Ana yurt oteli yazıyorum bir doz. Okumak için mi? Okumak üzere değil mi? Evet. Şey yapar. Ayağınız yere basmaya başlar. Zebercet Gür. Evet. Bir şey Zebercet Gür. Yanında da ahududu likörü. Bodrum'da cesetler. Evet. Bodrum'da cesetler. Çok abi size çok söyle. Çok merak ettim. Bir soru daha sorabilirim. Tabii. Acaba rakı içerken tercihiniz hangi markadan yana oluyor acaba? Ben rakı içmiyorum prensip olarak. Ben de prensip olarak içmiyorum rakı. Yani rakı da tercih de zaten saçma bir şey yani. Peki favori alkolünüz nedir? İkinizin tercih ettiği ortak noktada buluştuğunuz. Rakı benim. Ben de ya, prensip olarak bir şey içeceksem rakı içerim. Yani evet. Yani izlediğimiz kadarıyla filmdekilerin doğrultusunda rakıyı seviyorsunuz galiba. Yani... Senin kadar içmemişimdir herhalde ama yani... Evet bu aralar biraz fazla içmiş olabilirim ya. Evet. Öyle yani. Şunu söyleyeyim sana. Bir şey 3 kere damıtıldıysa onun neden damıtıldığının bir önemi yok. Evet. Aynı kızı 3 kere dönmek gibi aynı hatayı ben de yaptım. Bir önemi yok artık. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Çok sağ ol. Yani şey diyorum, sabırlar diliyorum. Çok sağ ol. Zaman tanı yani. En azından zamana bir şans zamana ver. Zamana bir şans ver. Evet. Zamana bir şans ver. Zamana zaman tanı. Evet. Görüşmek üzere. Selamlar oradaki çok sağ ol. Çok sağ ol. İtalya'dan, Roma'dan romantik selamlar. Eyvallah. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe Standart Efendi. 1-2-3-4-5 Evet, saatin sonuna gelmek üzereyiz. Hilal var hattımızda. Orada mısınız Hilal? Evet, buradayım. Merhabalar. Nasılsın Hilal? Tekirdağ'dan selam vermek istedim size. Geçen gün ben LPS'i almıştım. Sesin boğuk geliyor. Biraz mikrofondan konuştuğun şeyden uzak konuşabilir misin? Daha nasıl?
Bir daha konuş bakalım. Sizin çok derinden geliyor. Peki anlat bakalım. Neydi Tekirdağ? 18 yaşındayken sizinle tanışmıştım. 18. Bir 10 yıl geçti üstünden. Bir Hayır. selam vermek istedim. Eyvallah. Haberim yoktu yayından. Zeynep söyledi İbeltepe. Ha, bizim Peki. Zeynep. Hı-hı. Aynen. Öyle. Tamam. Benim aklıma takıldı da rakı ayranla içilir mi? Rakı ayranla yani içilmesi iyi olur. Yani çok çok zor olur yani. Yani tabii ayranın tipi de önemli. Yani, bir kere fermente ayranlı olmaz. Yani bizim aslında sulu yoğurt dediğimiz hani çok seyreltilmiş yoğurda su katıp karıştırırlar ya ona ayran diyorlar. Ya bunun bir şey var bunun neden gerektiği de önemli. Evet evet. Yani niye ya mecbur niye öyle bir şey yapıyor? Mecbur muyuz mesela? Hem yani, soru şöyle mi ya? Bastırılacaksa neden rakı içiliyor? Mecbur mu kaldık? O yüzden mi içiyoruz? Ayranı yani. Mesela su mu yok? Öyle yani. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani güzel, ben sadece... Aydınlandım çok fazla. Sağ olun. Eyvallah. Ya. Afiyet olsun. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. Kapı bir şey söylemiş gibi bir hisse kapıldım ama. Yok hayır. Sadece şey yani... Belki soruyu tam anlamadın mı? Yani hayır, ben şeye takıldım. Şimdi. Bu da çok önemli. Yani bu da bir standart meselesi. Yani bu standartların da... tekrar belirlenmesi lazım. Mesela ayran konusu ve çok rahatsız eden konulardan bir tanesidir. Bir kere yoğurt yani yoğurdu sulandırıp çırpınca içtiğimiz şey evet. Gevşek yoğurttur. Tamam. Bunu mesela serinlik olsun diye falan buzlu muzlu naneli falan hani bakıyorum içilebilir yani. Bunda yani bir sorun yok. Ama ayran dediğimiz şey fermentasyonla elde edilir. Yani ekşime zamandan bahsediyorsunuz. Evet, yani zaman. Orada bir hayatın evet. başlaması ve bir lezzetin üretilmesi, kendini ekşi olarak aslında refresh eden kısmı da odur. Ve aynı zamanda prebiyotiktir. Evet. Özelliğinden dolayı. Endüstriyel ayran üretimi konusunda yani belki politikaya atılmayı düşünüyorum. Eğer bir milletvekili seçilip bir Sağlık Bakanlığı, Gıda Bakanlığı falan gibi bir şey varsa hani oraya atanabilirsem sırf bu yüzden istiyorum yani siyasete atılmayı. Endüstriyel ayran üretimine çok sıkı yasaklar getirmeyi düşünüyorum. Bu yüzden. Kovulursun. Zaten yasa getirip bırakacağım. Yoksa... Emekli olacağım. Yoksa yani siyasetle uğraşacak şeyim olsa. Evet, doğru. Yani haklısın. Evet, şeyi doğru, bırakmazdım evet. Yani. Güney Afrika'daki başbakanlıktan istifa etmezdim yani. Sanırım. Sanırım. Evet. Evet. Dinleyenler, kaybedenler kuruluruz. Evet, az sonra programımızın sonunda. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe Standart Efendi. Evet. Evet. Ha. Evet. Bence de evet. Ha, cevap veremedim. Sezgi arattığımızda evet kapatıyoruz. Yani yoksa. Yani. Yani kapatmanın en güzel yolunun sen olduğunu düşünüyoruz uzun süredir. Ben farkında mısın Sezgi? Fark ettim onu. Birkaç programı dinledim ben de. YouTube'da yayınlanan. Bir günde başta arayalım ya. Bir ezberini bozun. Bayılırım öyle şeylere. Bir dağılsın diyoruz. Tabii canım. Ben başında dinleyemiyorum ama yine başında dinleyemedim.
İşte belki, ama muhtemelen belki güzel. Değişir. Belki değişir. Alışkanlıkların başı sıkıcı değişir. Oluyor ama evet. Söyleyeyim sana yani. Ha, ben iyi, çok, iyi ki dinlemiyorum. Ben çok sıkılıyorum yani. Ya, tüm iyi şeylerin sonu iyidir. Evet. Evet, bence her şeyin sonu iyidir. Yani. Her şey, her şey. O zaman son zamanlarda hep sonlardaysak bayağı iyi o zaman. Ne yapıyorsun? Var mı bir değişiklik? Hayırlı salılar. Eyvallah. Ya bugün salı değil mi? Bugün salı. Evet. Bugün. Aha. Dünyanın birçok yerinde bugün salı. Evet. 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 Tamam. Hı. Tamam. Ben de miyim? Bir an düşündüm. Sonra evet dedim yani. Evet. Evet. Son birkaç kayık kaldı burada. Kayık. Evet. Kayık mı? Kayık kaldı. Kayık. Selimiye'den arıyorum ya ben. O güzelim tekneler gittiler mi? Evet. Bitti, o bütün, şey, bütün bayağı güzel şey tekneler. Kaldı yani. Atlara binip gittiler o güzel tekneler. Mahalle sakinlerinin dolaşma kayıkları mı kaldı? Evet, herhalde. Yok, mahalle sakinlerini enteresan bir derecede hala görmüyorum ben. Az önce yürüyüş yaptım mesela, yürüyüşteydim. Bir sakin falan göremedim ben. Selimiye'de yani. Yürüyüş yapmayalı yıllar oldu be. Yani benim asırlar olmuştur herhalde. Ben en son yürüyüş yaptığımda Selimiye oluşmuş muydu, denizden çıkmış mıydı? O bölge tektonik bildiğim kadarıyla, değil mi? Tabii. Şeye doğru batıyor. Yunanistan çanağına doğru. Aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru batıyor o bölge. Ama alt taraf batarken orası yılda 1-2 milim yükseliyor olabilir. Ona bir bakmam siz lazım. Daha herhalde. Bilirsiniz tamam. Ona bir bakmam sonra lazım. Sonra bir bak. Önermiş. Siz daha, ona bir bakın. Datça İzmir'den aşağıda. Burası da aşağıda. Ama burası bir çanak gibi. Böyle bir koy ama yarım ada gibi de böyle bir... Biliyorum canım, biliyorum. Çok iyi biliyorum güneş, Selimiye'yi. Bu sene bir... iki defa geldim buraya bu sene ben. Ama seni göremedim. Olabilir. Belki gördüm, görmek istememişsiniz demek ki. Belki hızlı geçmişim. Belki de. Yalnızlık hissediyor musun? Hayır, bugün doğum günüm. Hayda. Teşekkürler. Peki ne yaptınız? Yani var mı kutlayacak birileri orada yoksa? Oldu. Kutlandı. Çok iyi. Çok iyi. Çok sevindim. Evet. Çok mutlu oldum bu an. Teşekkürler. Öyle 19-69 arasında bir yerdeyim ama onu tam daha bulamadım. Bence iyi bir yer yani. Arada olmak için iyi bir yer. Evet. Ya, yani 69 belki değil de hani. Burası işte 19-69 arası. Olur. Gidip geliyorum. Geliyorum. 40 mı 19-69 arası? Aritmetik ortalaması mı? Hı-hı. 70 80 38 mi? Evet. 39 mu? Vay be. Vay be gerçekten. Yani anlatmayacağım bir şeyler bize. Yani. Yok bir şöyle heyecan verici bir şey hikaye. Heyecan verici bir şey şu. Bir kısa bir süre sonra yani benim için heyecan verici bu arada. Tabii ki sizin için olmayabilir ya da dinleyenler için. Bir süre sonra buradan bir hareket edeceğim. Çok oturdum çünkü. Bugün yürürken fark ettim. Biraz hareket edip tekrar buraya gelirim diye düşünüyorum. Güzel. Ne benim için burada? Çok heyecanlı. Yeter. Ben ne yapayım ki? Evet. Yani hardal mı arayayım ben de? Ara. Ne? Hardal mı? Hardal. Hardal çok anlaşılmaz. Ne var? Erdal anladım da. Erdal diye isim mi kaldı? Erdal Keser var benim yani. Benim askerlik oldu. Hardal. Hardal arayamam çünkü gerçekten çok anlaşılmaz bir şey bu topraklar için bence de. Evet. Sıvısı var, tohumu var.
Evet, çok zor bir iş. Sıkılmışı var. Yani güzel bahsettiniz ondan. Bir de şimdiki şey çıktı, tohumlu. İşte ondan bahsediyorum. Evet. Onun bir değişik bir ismi var. Yalan. Hatırlayamıyorum şu an. O da yalan yani. Ya Gaycı, şunu sorgulamakta fayda var. Bunu konuyu uzatmış olacağız ama. En iyisi Koleman'dır değil bu mi? Bu coğrafyada nasıl hardal olmaz ya? Ya değil mi? Ya nasıl olmaz ya? Ya biraz tabii soğuk. Niye soğuk sever ya? Hardal çiçeği. Ya. Evet. Evet. Yani soğuk burası artık. İstanbul soğumadı mı bu arada? Sivas'tan yukarı. Olur diyorsun. Bütün Karadeniz. Hardal olabilir diyorsun. Nasıl tamam diyeyim? Biraz düzlük sever. Evet. Yani güneşi, daha doğrusu aydınlığı diyelim, evet. Tüm gün almayı sever. Evet. Ama yıllarca uğraştım ya. Biliyorum abi. Biliyorum yani çok kaç üzülmüştük senin için. Kaçlı yıllarda uğraştınız bu arada? Çok üzülmüştük senin için. Efendim? Kaçlı yıllarda uğraştınız? 80'li yıllarda evet. Açıkçası. 80-90 başları. Evet. Cumhuriyet'ten önce. Yani 1880. Evet. Evet, tabii ki. Cumhuriyet'ten hemen önce neredeyse. Tabii. İkinci meşrutiyet yılları falan. Evet, evet. Neyse, önemli değil. Şey. Sen meclise girmiş miydin? İkinci mebusa mı? Meclis mebusan da var mıydın sen? Var. Hain dediler sonra bana. Yani normal. Ben de tamam dedim, yani ne var dedim. Sen İngilizlere katılalım diye şey yapıyordun. Ben Amerikalılara katıldım. Ne var bunda yani? Ayıp yani bir şey mi? Kendimiz ne istiyorsak onu şey yapamıyor muyuz? Yani düşünmek de mi? Hayır yani o yıllarda söyledik şimdiki erkek. Yancılık yasak mı yani? Şimdi Ankara Anlaşması'nı bile iptal etmek zorunda kaldı. Önüne Ankara Anlaşması'nı ben şeye koymasaydım masaya. Masaya. Bugün ne olacaktı? Ne olacaktı? Peki ben yani... Büyük suçlandım yani Amerikan mandası için ki daha Amerika'nın ne olduğunu bilmiyordu insanlar. Şimdi herkes Meksika'dan kaçıp tırcı oluyor. Ya. Geç anlaşılıyoruz doğru. Geç. Neyse. Halbuki o yıllarda kabul edilse bugün hepimizin altında size şöyle söyleyeyim en az bir Peterbilt 18 teker bitti Peterbilt vardı. Kimimizin tır filoları vardı be. Ya. Ya bu mutlu eder miydi peki Kaan? Etmez olur mu? Hele, değil mi? Sen o Konvoy denen filmi hatırlıyor musun? Ya oradaydık ya. Ya. Spielberg. Tüylerim diken diken oldu. Kim çekmişti onu? Peterbilt işte oradaki. Peterbilt. Yok şey Kenworth. Burt Reynolds yok muydu ya bizim şeyde ekipte? Şeyci. Amerikan silah şeycisi. Evet. Şerefsiz bir herif o ya. Ben çok severim. Ben de nefret ederim. Yani senin kadar yani. İyi bari be. Evet. Demek Erdal Keser diyorduk en son. En müthiş bir insan. Balzak da dedik bir ara. Tılsımlı Deri'ye gittim ben orada. Doğrusunu bilmiyorum. Tılsımlı Deri mi? Evet. O çok acayip Balzak... bir kitaptır bu arada. Nereden aklına geldi ya? Mete işte siz Balzac'tan falan bahsedince benim direkt aklıma o geldi. Şuş bilemiyorum. Ya. Yakın buldum paylaş. Bilinçaltımda ne varsa. Tılsımlı Deri iyiymiş. Geçmiş olsun. Neyse en azından artık denizden bağlanmıyorum. İyi güzel. Ama çok erotikti o bağlantın ya. Ya evet. Çok erotikti yani. Bir arkadaşım dinlemiş diyor ki gerçekten siyah mıydı? Ya dedi. Yani bu soru yani, kim bilir ne nasıl sinematografikleştirdi insanlar o şeyi. Çok öyle olmuş. Gerçekten yani öyle olmuş. Olurdu. Ben de o kadar beklemiyordum ama. Evet. Şu anda ne giyiyorsun mesela yavar üstünde? Eşofman. Yine siyah. Yok siyah bir tay. Diz altı çorap siyah tay. Çünkü burada hava döndü artık. Soğuk yani. Diz altı çorap tight. Kısa tight. Evet tight.
Yok, kısa Titan olmaz mı? Ha, Titan üzerine, Titan üzerine çorap. 106 çorap. Aynen, o kadar soğuk. Yine aşırı seksi. Altta crop falan. Neresi seksi bunun be? Ben çok çapulcu şeylerini severim abi. Benim annem de öyle giyiniyor be. E annen de seksi bir kadın senin. Yani peki eyvallah. Sen algılamıyor olabilirsin bunu. Ya öyle algılamıyorum. Evet, doğru. Doğru, evet. Evet. Peki, tamam, oldu. Peki, görüşmek üzere. Görüşürüz. Cheers, bye. Bye bye. Hadi hoşçakalın. Bye bye. Evet, daha dinleyenler, kaybedenler kulübü 2023-20 ne oldu? Nusra'da canlı yayındayız. Değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydanlı. Kadıköy, Standart FM Merkez stüdyolarındayız şu anda. Lodos'a gebe, yumuşak bir yumuşak. Ama serin bir Kadıköy. Gecesi hüküm sürüyor. Şu anda ben pencereden Kadıköy Belediyesi'nin değerli dostum Mete Onuk ve benim adıma diktiği kaybedenler ağacının ne kadar büyüdüğünü düşünüyorum şu anda. Gerçi ya. Bu osuruk ağacı değil mi? Evet. Bence doğru bir seçim olmuş. Evet, değerli dinleyenler, 2023-20 Dolan Üstan'ın kapanış noktasında her zaman olduğu gibi yine programın hatırlamak ya da tamamını dinlemek istemeyenler için her zaman yaptığımız gibi Mete Amir tarafından bir kısa özetini dinleyeceğiz. Bugün tabii ki içinde bulunduğumuz yüzyıla, hatta son 10 yıla uygun çok hassas olduğumuz konular üzerinde durduk. Bunların ilk başta geleni, bugün için yeni değil, yıllardır üzerinde durduğumuz fermantasyondu. Fermantasyon bir teknik olarak bugün programımızda yer aldı. Ayran, likör, ve tabii ki hardal olarak üç ana başlıkta en çok tükettiğimiz organikleri konuştuk. Ayran bir likör müdür? Bunu sorguladık. Öncelikle. Bamya çorbası. Bir çorba. Bir çorba olarak bamya çorbası. Ne konuştuk? Altını açtık. Çorba bir yemek midir? Bamya çorbasına bir çorba dememiz
müsait midir? Yoksa o bir yemek midir? Ne konuştuk? Ketçap. Bir teknik olarak ketçap. Yalnızlık. Merdivenleri konuştuk. Öncelikle de kendine doğru inen merdivenleri. Bir sarmal. Olarak kendine inen merdivenleri ve Eskimoğlu konuştum. Eskimoğlu'nun fermantasyon yöntemlerini, kuru ve çiğ balıkları konuştum. Hardalsız bir medeniyetin yarım kalmış olabileceğini tartıştık. Yaklaşık 2 saat 15 dakika boyunca zeytin, üzüm ve incirin yalnızlığını tartıştık burada. Bütün bir gece boyunca. Hayvanlar Kulübü'nün bu nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy. Adandı. Kalmak isterdik burada. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar. Takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatı. Değerli dostum Mete Onduk'la ben Kaan Çaydan. Kendi adıma hepinize iyi geceler de demek isterim değerli dinleyenler. Eğer böyle bir şey mümkünse. Hoşçakalın.